Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programının totalde 158. bu sezonki 3. programına hoş geldiniz. Bu programımızın teması Amerika Birleşik Devletleri seçimlere giderken olacak. Bugün Middlebury Üniversitesi'nden Şebnem Gümüşçü ve Sabancı Üniversitesi'nden Berk Esen'le bu konuyu konuşacağız. Bildiğiniz üzere 5 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi bir seçim var. Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle Temmuz ayında, Kamala Harris'in demokratların adayı olmasıyla yeni bir ivme kazandı ABD'de seçimler. Öte taraftan Cumhuriyetçilerin adayı 2016 ve 2020'de olduğu gibi Donald Trump tartışmalı bir aday. Aslında her iki taraf için de tartışmalar var ama tabii Trump'ta biraz yoğunlaşmış görünüyor. Şimdi göründüğü kadarıyla da çok başa baş bir seçim olması muhtemel. Sanacak eyaletler denen 7-8 eyalette seçimin kaderi belirlenecek gibi görünüyor. Bu eyaletlerde de bildiğiniz gibi Müslüman seçmenler, siyahi seçmenler ya da beyaz Amerikalı işçilerin oyları çok kritik vaziyette. 5 Kasım'a doğru heyecanla tabii sadece Amerika değil bütün dünya gözlerini buraya çevirmiş durumda. Şimdi Çin yeni borçlanma paketleri açıkladı dün, biraz Trump etkisi olarak yorumlandı. Onun dışında Türkiye de yeni bir pozisyon almaya çalışıyor gibi görünüyor. Orta Doğu'da İsrail'le olan geriliminde ya da işte tırnak içinde söylüyorum olası bir Kürt açılımı politikası yine ABD seçimlerine dair bir ön hazırlık gibi algılanıyor. Bütün bu konuları Şebnem Gümüş ve Berk Esen'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şebnem Hocam, hoş siz bulduk. Hoş geldiniz. Şimdi ben Berk Hocam'la başlamak istiyorum. Biraz da dış politika bağlamında Biden yönetiminin son 4 yıllık aslında bir Z raporunu alarak başlamak istiyorum. Berk Hocam, sizce Biden'ın dış politikadaki yaklaşımı nasıldı geçtiğimiz 4 yıl boyunca? Bir de 2020'de seçim kampanyası zamanı ne öneriyordu dünyaya? Çünkü o zamanlar hatırladığım kadarıyla şöyle bir durum vardı. Yani bu Huntington'ın belirlediği işte medeniyetler ve işte onların arasında gelişecek yeni çatışma rejimleri üzerinden Batı medeniyetinde bir lider eksikliği görünüyordu. Biden da sanki biraz oraya talip gibiydi. Batı'yı derleyip toplayacak, işte NATO'yu yeniden güçlendirecek, Trump tahribatını biraz azaltacak gibi görünüyordu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz 4 yıllık Biden performansını dış politikada özellikle? Ya uzun süredir aslında dünyanın çok kutuplu bir siyasi sisteme evrildiğine dair tartışmalar yürüyor. Ama aslında ekonomik güç, ekonomik büyüme hızı, askeri güç veya devlet kapasitesi açısından bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri hala açık ara dünya siyasetindeki en önemli aktör. Ama tabii Soğuk Savaş sonrasındaki o ilk yıllarda görülen Amerika'nın tek süper güç olma özelliği artık aşınmaya başlamış durumda. Çin ekonomisi çok hızla büyüyor. Tabii ki Çin'in nüfusu da yani Çin dünyanın en kalabalık, Hindistan'la birlikte en kalabalık ülkesi olduğu için ve nüfusu da Amerika'dan daha fazla olduğu için artık ordusuna da daha çok yatırım yaparak aradaki farkı biraz kapatmaya başladı ve dolayısıyla Çin'in de dünya siyasetinde belli konularda belli bölgelerle Amerika'yı dengelemeye başladığını görüyoruz. Tabii bir taraftan da Rusya her ne kadar İtalya büyüklüğünde bir ekonomisi olduğu için ben onu bir çok önemli bir güç olarak kabul etmesem de en azından Sovyetler Birliği'nden beri devam ettirdiği bir askeri güç olma kapasitesi var ve özellikle Putin yönetiminde son 10 senede Rusya'nın da çok yayılmacı politikalar takip ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir dinamik içinde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bir 15 sene önce olduğu kadar dünya siyasetini rahat şekillendiremiyor. Ama biraz sizin de sorunuzda belirttiğiniz üzere Trump döneminde de Amerika Birleşik Devletleri'ni takip ettiği dış politikanın çok sert bir şekilde kırılması, Batı ülkeleriyle Amerika arasında bir mesafe girmesi yine aynı şekilde bu uluslararası dünya sisteminde Amerika'nın öne çıkan özelliklerini bayağı bir törpülemişti. Biden döneminde en azından Trump'ın başkanlığı esnasında yapılan bu hataların belli oranda bertaraf edildiğini düşünüyorum.
Zaten siz de söylediniz. Yani Biden büyük oranda geleneksel Amerika dış politikasını takip ettirdi. Batı ülkeleriyle yeniden yakın bir ilişki kurmaya çalıştı. NATO kapsamında Amerika tekrardan o kurumu inşa etmiş ülke olarak öne çıkmaya başladı. Ve özellikle de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Ukrayna'yı dengeleyecek şekilde bir politika takip etti. Yani bu yönüyle aslında o 2017-2021 yılları arasında Trump'ın başkan olarak yarattığı tahribatı belli oranda dengeledi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunları aslında dışarıdaki güç dengesinin değişmesinden ziyade iç siyasetinde yaşadığı kırılmalar. Yani işte Amerikan toplumunda gelir dağılımındaki eşitsizlik giderek artıyor. Hızla değişen demografi ve özellikle Latin Amerika'dan gelen göç dalgalarının yarattığı Amerika toplumu içinde çok büyük tepkiler var. Tabii önce 2003 Irak Savaşı, pardon, önce 2002 başında Afganistan'ın işgali, arkadan Irak Savaşı savunma harcamalarını çok arttırdı ve bu Amerika'nın giderek artan oranda kaynağı ülke içinde harcamaktansa giderek savunma alanına aktarması sonucunu yarattı. Bu kamu harcamalarını düşürdü ve tabii bu bütün bunların hepsinin birleşmesiyle birlikte ekonomisi büyüse bile onu yeterince adil dağıtamayan bir sistem ortaya çıktı. Dolayısıyla Amerikan siyasetinde iyice gelişmeleri etkileyen çok kutuplaşmış bir toplum yapısı var. Bu siyasi sistemin de stabil olmasını engelliyor. Yani ben bu yapı içinde Joe Biden'ın aslında dış politikayı belli oranda iyi götürdüğünü düşünüyorum. Fakat tabii yaşlı olması, mecliste yeterince desteği olmaması atabileceği hamleleri de büyük oranda kısıtladı. Tabii bu esnada Amerikan dış politikasında bazı hatalar yaptığının da altını çizmek gerekiyor. Ve örneğin Afganistan'dan Amerika çok hızlı bir şekilde ve sonucunu düşünmeden çekildi. İşte İsrail'in Orta Doğu'da takip ettiği artık neredeyse soykırıma varan politikalarını Biden yönetiminin bir türlü durduramadığını ve bunun Orta Doğu'da yarattığı çok olumsuz etkilerinde önüne geçemediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yani Trump'ın yarattığı o büyük siyasi depremden sonra belli oranda bir stabilite sağladı. Ama hala özellikle Amerika'nın iç siyasetinden kaynaklanan o büyük meseleler Amerika'nın dış siyasette de attığı adımları büyük oranda kısıtlamaya devam ediyor. Yani anladığım kadarıyla işte 15 yıl önceki Amerikan hegemonisinden dünyada şu an aşınmış durumda diyorsunuz. Şebnem Hocam size şey sormak istiyorum. Şimdi mevcut küresel siyasetle ABD seçimlerinin kesiştiği çok önemli bir konu var. Bu Gazze Savaşı, Orta Doğu'daki savaş hali. Şimdi ABD seçimleriyle kesiştiği nokta da şu. Özellikle Michigan gibi Müslüman nüfusun, Müslüman Arap nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerdeki, ki Michigan'da bir salıncak eyalet. Buradaki Müslüman nüfusun oy tercihi çok önem kazandı. Şimdi Detroit'te mesela Wayne County diye bir yerde 100 bin Arap nüfusundan bahsediliyor ve acaba Trump'a mı oy verecekler gibi soru işaretleri var. Siz Biden yönetiminin İsrail-Filistin politikasının ABD seçimlerine olası etkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de dediğiniz gibi şu anda Arap Amerikalı seçmen ve Müslüman Amerikalı seçmen özellikle bu 7 eyalette ki dağılımları nedeniyle ki nüfusun aslında büyük bir oranı değil Müslüman seçmen yaklaşık bir belki bir buçuk ikisini oluşturuyordur seçmenin ama bu 7 eyalette çok kritik bir şekilde bulundukları için ve 2020 seçimlerinde de 2016 seçimlerinde de yarış çok kıyasıyaydı ve bu seçimler belki çok daha kıyasıya geçecek. 2024 seçimlerinde hala anketlere bakıyoruz. %48'de 48 görünüyor oy oranları Trump'la Harris arasında ve bu 7 eyalet belirleyecek seçim sonuçlarını özellikle Pennsylvania, Michigan gibi eyaletler çok önemli rol oynayacak çünkü onların delege sayıları da çok yüksek. Ve bu eyaletlerde sizin de dediğiniz gibi özellikle Michigan'da Arap Amerikalılar büyük bir %3-4 oranında seçmeni temsil ediyor.
2020, 2016 seçimlerinde yanlış hatırlamıyorsam Trump yaklaşık bir 10 bin oyla kazanmıştı Michigan'ı. Şimdi aynı şekilde çok küçük oyların çok büyük önem taşıdığı bir seçime doğru gidiyoruz. Şimdi Arap Amerikalı ve Müslüman Amerikalı seçmenler tabii aynı kitle değil. Müslüman Amerikalıların içinde Araplar var, Arap olmayanlar var. Arap Amerikalılar arasında da Müslümanlar var, Hristiyanlar var ve diğer gruplar var. Ama genel olarak her iki topluluğa da baktığımız zaman, her iki seçmen grubuna da baktığımız zaman Gazze Savaşı'nın ve Biden-Harris yönetiminin İsrail'i koşulsuz şartsız destekleyen politikasından ciddi olarak rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Ve kendi içlerinde de bir örgütlenmeye başladıklarını görüyoruz. Biden yönetimi aslında bütün bu İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle ve Netanyahu'yu bir türlü durduramaması sebebiyle, ki onun da nedenlerini konuşabiliriz. Bence işte Biden'ın gittikçe yaşının ilerlemesi, sağlık durumunun da çok iyi gitmemesi önemli bir rol oynadı ve bence en önemlisi Amerika'nın seçimlere gidiyor olması da Biden yönetimini biraz elini kolunu bağladı. Nihayetinde Biden'ın seçimlerden ayrılıp seçimde aday olmaması kararını vermesi ve üzerine Harris'in aday olması aslında biraz bir umut kaynağı olmuştu Arap Amerikalı ve Müslüman Amerikalı seçmenler için. Hatta ilk günlerde Harris yaptığı açıklamalarda da Biden'dan biraz daha ileriye giderek sadece İsrail'in kendi savunma hakkını tanımamış, aynı zamanda da Filistin halkının haklarına da sahip çıkan bir yerde durmuştu. Bu biraz Arap Amerikalı ve Müslüman Amerikalı seçmen için pozitif bir mesajdı ve umutlanma emaresiydi. Fakat ondan sonraki süreçte baktığımızda Harris'in her fırsatta eline geçen fırsatı bayağı bir çarçur ettiğini ve iyi değerlendiremediğini görüyoruz. Belki izleyiciler takip etmiştir. Demokratların kongresinde Harris'in adaylığının resmiyete kavuşacağı kongreydi o. Demokratların kongresinde o kadar çok insan, farklı kesimden insan çıktı ve Harris'i destekleyen konuşmalar yaptı ki bir tek büyük grup yoktu. O da Arap Amerika seçmenini temsil edebilecek veyahut da Filistin hakkını, haklarını biraz temsil edebilecek bir seçmen temsiliyeti yoktu. Ve bu çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ki Harris orada çok rahatlıkla hani biraz daha merkeze yakın her iki ülkenin de hem Filistin halkının hem de İsrail halkının birlikte yaşayabilme, özgürce yaşayabilme hakkını savunabilecek çok merkeze yakın isimler bulabilecekken bu daveti almamış olması, vermemiş olması hatta ve insanların çağrısını dinlememiş olması bir hayal kırıklığı yarattı. O tarihte itibaren baktığımızda Harris'in yaptığı bütün açıklamalar hayal kırıklıklarıyla dolu. Geçtiğimiz günlerde gene bir açıklama yaptı. Çünkü sürekli aşağıdan bir baskı görüyor. Seçmenden baskı görüyor. Ama bu seçmenin yaptığı baskı hiçbir şekilde pozitif cevap veremiyor. Gittikçe hayal kırıklıkları dolu başka mesajlar veriyor. Her İsrail Filistin meselesi konu olduğunda İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söylüyor. Ama artık mesela Filistin'in haklarını da sahip çıkacak bir yerde durmuyor bile. Geçtiğimiz günlerde gene bir çağrıda bulunuldu. İşte Gazze'de ailesini ve sevdiklerini kaybeden Amerikalı vatandaşlarla görüşmesi konusunda bir çağrıda bulunuldu. Fakat onu da kabul etmedi Harris. Böyle bir hayal kırıklığı silsilesi şekli devam ediyor. Bu haliyle Arap Amerikalı seçmeni ve Müslüman Amerikalı seçmeni çok zor bir durumda bırakıyor. Çünkü bu seçmen kitlesi geleneksel olarak özellikle son seçimlerde %60'lara varan oranda Demokrat Parti'yi destekliyorlar. Geçtiğimiz 2020 seçimlerinde özellikle de Biden, Trump'a karşı ki Müslümanlara ciddi bir düşmanlık besleyen bir adaydı Trump. Hatta başkandı 2020 yılına kadar, 2016-2020 döneminde. Ona karşı Biden'a koşulsuz destek vermişlerdi. Ve Biden'ın seçilmesinde de Michigan eyaletinde çok önemli rol oynamışlardı. O Biden lehine çalışan kitlelerin içerisinde ciddi Arap Amerikalı seçmenler ve örgütler de vardı. Nihayetinde şimdi baktığımızda bu seçmen grubu ciddi bir hayal kırıklığıyla beraber kendilerini Demokrat Parti'den uzaklaşmış buluyorlar. İki nokta var. Birincisi seçimlere gitmeme
iradesi gösteriyorlar ki aslında gene Arap Amerikalıların, Müslüman Amerikalıların seçime katılım oranları Amerika'nın ortalamasından yüksek. Yaklaşık bir %80 oranında tutarlı bir şekilde seçimlere katıldıklarını görüyoruz. Amerikan ortalamasına göre bu bayağı yüksek bir oran. Bu demokratların her zaman işine gelen bir şey. Çünkü demokratların seçimleri kazanabilmesi için geçtiğimiz seçimlerde de bu seçimlerde de seçime katılım oranının yüksek olması gerekiyor. Fakat bu iki grup ciddi olarak Harris'in adaylığından ve Harris'in tutumlarından hoşnut olmadığı için bir kitle, bir grup insan, seçmen sandığa gitmeyecek gibi görünüyorlar. Bu demokratların aleyhine. İkincisi, sandığa gittikleri takdirde kime oy verecekleri konusunda ciddi bir kararsızlık yaşıyorlar. Ve olabilecek en kötü pozisyondalar belki de bir seçmen kitlesi açısından. Çünkü bir tarafta ciddi olarak soykırıma varan bir zulmün destekçisi bir yönetimin başkan yardımcısı Harris var. Öteki bir tarafta Müslüman düşmanlığıyla ün salmış bir başkan ve başkan adayı aynı zamanda Trump var. Üçüncü aday da işte onları daha fazla belki de hani bir protesto oyu gibi sahip çıkabilecekleri Jill Stein şey olarak prensipte ve izlediği siyaset açısından Filistin halkının sıkıntılarını ve zulmü sahip karşılaştıkları zulmü ciddi olarak prensipli olarak karşı çıkan bir aday. Fakat kazanma ihtimali olmayan bir aday. O anlamda da tabii hani Jill Stein'e giden her oy aslında Trump'a gitmiş oluyor. Böyle bir arada kalmışlık var ve genel olarak baktığımızda anketlere bu 3-4 tercih arasında bölünmüş bir Arap, Amerikalı, Müslüman Amerikalı seçmen kitlesi görüyoruz. Sandığa gitmemek, ne olursa olsun Harris'i desteklemek, Trump'a oy vermek ve Jill Stein'e oy vermek şeklinde bir bölünmüşlük var. Bu iyi bir şey değil tabii ki. Demokratlar açısından iyi bir şey değil. Trump'ın bundan memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu eyaletlerde özellikle başa baş giden yarışlarda bir oy, iki oy, bin oy, 10.000 oya düşecek aradaki fark ve seçim kaderinde çok küçük bir seçmen kitlesi belirleyecek. Bu anlamda Arap Amerikalı ve Müslüman Amerikalı seçmen önemli bir rol oynuyor ve büyük ihtimalle kaybettiği takdirde Harris kampanyası ciddi bir pişmanlık yaşayacaktır diye düşünüyorum. Çok kötü yönettikleri bir süreç sonucunda kaybederlerse sürpriz olmaz. Evet, yani dediğiniz gibi Amerika'daki Arap seçmen özellikle Trump'ın nasıl davranacağı konusunda bir fikir sahibi. Harris'ten de uzun zamandır umutlu bir mesaj bekliyor ama Harris'ten de o mesaj bir türlü gelmedi. Seçim sonuçları eğer Harris'in aleyhine sonuçlanırsa dediğiniz gibi çok büyük bir tartışma başlayacak gibi görünüyor ABD kamuoyunda. Berk Hocam, size dönmek istiyorum tekrar. Şimdi az önce Biden yönetiminin 4 yıllık bir dış politika karnesini çıkardık. Daha önce de Trump 2016-2020 arasında dünyaya şekil vermeye çalıştı. Siz Biden ve Trump'ın dış politika yaklaşımlarında nasıl temel farklılıklar görüyorsunuz? Özellikle işte küresel ilişkileri bağlamında Çin'le, Rusya'yla ya da daha küresel ekonomik bağlamda nasıl farklılıklar ortaya koyabiliriz? Biden Harris yönetimiyle Trump'ın takip etmeyi öngördüğü ve bir önceki dönemde takip ettiği dış politika programları arasında çok ciddi farklar var. Hatta neredeyse taban tabana zıt olduklarını söyleyebilirim. Joe Biden geçtiğimiz 4 sene içinde ve tabii ki Harris de büyük ihtimalle eğer seçimi kazanırsa iktidara geldikten sonra aslında geleneksel Amerikan dış politikasını takip etmeye çalıştılar. Biraz önce kısaca belirtmiştim. Yani Trump döneminin yarattığı o ağır güven bunalımından sonra Amerika Birleşik Devletleri yönetimi tekrardan AB üyesi ülkelere el uzattı. Bir şekilde NATO kapsamında ortak hareket etmenin önemini vurguladı. Genel dış politika prensibi olarak son dönemde dünya siyasetinde giderek önem kazanan otoriter rejimlerle Amerika arasında bir set çekmeye çalıştı. Hatta Biden bu kapsamda bir konferans da düzenleyerek demokratik ülkelerin birbirleriyle birlikte hareket etmeleri gerektiğini ve bir şekilde bu otoriter yükselişi de bu sayede dengelemelerine ihtiyaç olduğunu ve bunun da kendi dış politika
programının en önemli maddelerinden birini yapacağını belirtti. Yani ne kadar başarılı olduğu tartışılır. Ama örneğin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Ukrayna'ya doğrudan çok ciddi hem iktisadi ama daha önemlisi askeri yardım yapmaya başladı. Çin tehdidini, özellikle son dönemde yükselen Çin tehdidini Trump kadar olmasa da Biden'ın da önemsediğini söyleyebiliriz ve bu açıdan da aslında son dönemde takip edilen dış politikayı devam ettirdi. Biraz önce Şevden çok güzel özetlediği için oraya çok girmeyeceğim ama İsrail'e neredeyse koşulsuz bir destek verdi. En azından kamuoyu önünde koşulsuz bir destek verdi. Belki kapılar ardında yapılan toplantılarda Netanyahu'yu eleştirdi. Yani o konuda çeşitli haberler gündeme geldi. Ama Biden'ın yaşlı olması, son dönemi olması ve tabii Netanyahu'nun Amerikan kamuoyunu ve özellikle de Amerika içindeki Yahudi lobisini çok etkin bir şekilde kontrol edebilmesi sayesinde bir şekilde Biden yönetiminin İsrail konusunda daha aktif bir politika takip etmesini engelledi. Yani bu yönüyle Biden'ın biraz önce söylediğim üzere daha geleneksel Amerikan dış politikasını ve onun aygıtlarını, yani daha Dışişleri Bakanlığı üstünden yürütülen stratejiyi devam ettirdiğini söyleyebilirim. Ama tabii 90'lı yıllarda, yani yine bir Demokrat Partili bir başkanın, Bill Clinton'ın görevde olduğu dönemdeki o yayılmacı, müdahaleci Amerikan dış politikasına da belli sınırlar getirdi. İşte Afganistan'dan belki yeterince de planlanmadan yapılan bir çekilme sürecini gördük. İşte İsrail karşısında uzun süre sonra ilk defa cılız da olsa bazı eleştirilerin Demokrat Parti içinde gündeme geldiğini görüyoruz. Yine işte 90'lı yıllarda Bill Clinton'ın başlattığı NAFTA anlaşması kapsamında giderek hızlanan o serbest ticaret politikasına da belli sınırlamalar getirdi. Ekonomi alanında da Biden'ın zaman zaman daha müdahaleci bir politika takip ettiğini görüyoruz. Hani bu yönüyle çok uzun süredir, yani 90'lardan beri devam eden demokratların da cumhuriyetçilerin de takip ettiği o dış politikayı büyük oranda muhafaza ederken biraz daha döneme uyarladığını söyleyebilirim. Trump ise bu anlattığım pozisyonlardan neredeyse taban tabana farklı bir dış politika takip ediyor. Amerikan tarihi açısından bunun pek bir örneği veya emsali yok. Belki Cumhuriyetçi Parti'nin 1930'ların ikinci yarısı ve 1940'lı yıllarda takip etmeyi öngördüğü ama tabii iktidara gelemediği için hiçbir zaman takip edemediği dış politikadan esinlendiğini, ama o dış politikaya nazaran bile daha ırkçı ve avam boyutların öne çıktığını düşünüyorum Trump döneminde. Yani işte 30'lu 40'lı yıllarda Cumhuriyetçi Parti'nin öngördüğü, savunduğu, İşte İngilizce isolationist, yani Türkçesi herhalde içe kapanan olarak çevirebilirim. İçe kapanan bir dış politikayı savunmuştu cumhuriyetçiler. Trump'ın da biraz buna benzer bazı söylemlerini görüyorum. Örneğin nasıl işte 1930'ların sonunda 40'ların başında o cumhuriyetçi politika kapsamında birçok siyasetçi Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na katılmasını istemediyse, Nazi tehdidini yeterince önemsemediyse ve tabii 2. Dünya Savaşı bittikten sonra da Soğuk Savaş'a geçilen dönemde yine Amerika'nın çok müdahil olmamasını savunduysa, Trump da günümüzde örneğin Biden yönetiminden tamamen farklı olarak Rusya'nın bir tehdit unsuru taşımadığını, Putin'in yayılmacı bir politika takip etmediğini, Ukrayna'ya saldırısının da aslında Putin'in ırkçı yayılmacı politikalarından ziyade Biden'ın zayıflık göstermesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söylüyor. Dolayısıyla
Putin'le birlikte yakın hareket eden, Türkiye'yi de içine katabileceğim, işte giderek otoriterleşen, sağ popülist yönetimlere sahip olan ülkelerle yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor. Bu yönüyle de Biden yönetiminden ayrışıyor. Amerika'nın Soğuk Savaş'ın ilk döneminde inşa ettiği ve bir şekilde bugüne kadar zayıflasa da devam eden o liberal uluslararası düzen ve onun kurumlarını Trump doğrudan eleştiriyor. Ve tabii bu kurumlara artık destek vermek istemiyor. Bu kurumları finanse etmek istemiyor. Örneğin NATO'yu doğrudan eleştiren, NATO üyesi diğer ülkelerin NATO'ya yeterince askeri yardımda bulunmadığını, desteklemediğini ve dolayısıyla Amerika'nın da bu kuruma verdiği desteği giderek azaltması gerektiğini, Avrupa'nın savaşlarına müdahale etmemesinin daha doğru olduğunu söyleyen bir dış politika takip ediyor. Hatta zaman zaman NATO'dan çıkmaktan bile bahsediyor. Rusya'dan ziyade Çin'i varoluşsal bir tehdit olarak görüyor Amerika Birleşik Devletleri için ve işte kendi yönetimi esnasında gümrük duvarlarını çok yükseltmişti. Gerçi Biden yönetimi de o politikayı belli oranda devam ettirdi ama büyük bir ihtimalle Trump iktidara gelirse Amerika'nın Çin'le doğrudan kapıştığı bir dış politika çizgisi takip edilecek. Gümrük duvarlarını genel olarak yükseltmek istiyor Trump ve tabii Amerikalı şirketlerin giderek Amerika'daki yatırımlarını azaltarak diğer ülkelere yatırım yapmasını çok eleştiriyor ve dolayısıyla oradan gelen sanayi ürünlerine yüksek gümrük vergileri getirerek bir şekilde Amerikan sanayisini tekrar geliştirecek bir ticaret politikası takip etmek istiyor ve tabii göçmen karşıtı. Bu Trump'ın aslında siyasetçi olarak öne çıkmaya başladı. Herhalde 2014 sonundan başlayarak hiç değişmemiş, çok istikrarlı bir şekilde savunduğu pozisyon ve son dönemde de özellikle Biden-Harris yönetimini zor durumda bırakmak için Amerika'nın sınırlarının kelgire döndüğünü, yeterince göçmenleri dışarıda tutamadığını, bu meselenin giderek arttığını belirten bir kampanya yürütüyor. Dolayısıyla ben iktidara gelirse Amerika'nın göçmen politikasının değişeceğini ve büyük bir ihtimalle Trump'ın ilk iktidarı döneminde takip ettiği o Müslüman çoğunluğa sahip olan ülkelerden Amerika'ya girişleri büyük oranda kısıtladığı bir dış politika takip edecek. Dolayısıyla daha kişisel bazlı liderler arasındaki anlaşmalara dayanan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nı büyük oranda göz ardı eden bir dış politika takip edecek. Ama o tipik cumhuriyetçi siyasetçilerden bizim gördüğümüz en azından Soğuk Savaş son dönemi, yani Reagan'dan George Bush'a kadarki başkanlar döneminde gördüğümüz Şahin daha militarist bir dış politikayı da takip etmeyecek. O yönüyle 30'lar 40'lardaki cumhuriyetçilerle benzerlik taşısa da pek emsali olmayan bir dış politikası var Trump'ın. Şebnem Hocam, şimdi Berk Hocam'ın da anlattığı üzere yani dış politika şeylerini kıyasladı iki yönetimle, ama bir yerde bir göçmenlik dedi. Şimdi göçmenlik de biliyorsunuz ABD'de müthiş bir kutuplaşma konu başlığı. Sadece göçmenlik de değil, bu toplumsal cinsiyet politikaları Harris Biden yönetiminin ya da ekonomik yaklaşımları ya da medyadaki savaşlar. Şimdi ABD seçimlerinin müthiş kutuplaşmış bir zeminde karşılamamıza sebep oldu. Siz bu kutuplaşmayı nasıl görüyorsunuz? Hatırlarsınız, birkaç gün önce Washington Post yaklaşık 80 yıldır yaptığı bir gelenekten vazgeçip aday endorse etmedi bu seçim. Şimdi bu da müthiş bir şey yarattı, bir tepki yarattı ABD medyasında. Kamuoyunda da müthiş bir şey görüyoruz, kutuplaşma görüyoruz. Şimdi bunun şöyle bir riski olduğunu düşünüyor musunuz? Hatırlarsınız 2020'de Trump'ın çağrısıyla bir kongre baskını gerçekleşti. Şimdi kafalarda şöyle bir soru oluşuyor haliyle 2024 seçimlerine giderken. Trump kaybederse bu mağlubiyeti kabul eder mi? Ya da her iki aday için de sorayım, çünkü iki tarafta müthiş kutuplaşmış durumda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Evet, bu çok önemli bir soru ve açıkçası ben biraz endişeliyim. Çünkü anketlere baktığım zaman seçim gerçekten çok başa baş gidiyor. 48'e 48
Daha önce böyle bir şey oldu mu Amerikan tarihinde emin değilim. Ama bu bizim hayatımıza karşılaştığımız çok çok kıyasıya bir yarış. Şimdi burada önemli olan bir iki nokta var. Birincisi Amerika'daki siyasetteki ve toplumsal kutuplaşmanın en önemli aktörü aslında Cumhuriyetçi Parti, Cumhuriyetçiler. Ve Cumhuriyetçi Parti'nin son yaklaşık belki 30-40 yıldır geçirdiği aşırı radikalleşme süreci. Cumhuriyetçi Parti gittikçe popülistleşen, gittikçe aşırı sağla flört etmeye başlamış bir pozisyona geçti. Trump'ın adaylığı aslında bu anlamda bir semptom. Üçüncü dönemdir aday gösteriliyor Trump Parti yönetimi tarafından ve seçmenleri tarafından. Ve Trump çok öne çıktı ve bu siyasetin kutuplaşma siyasetinin sanki yüzüymüş gibi görünüyor ama bunun arkasında aslında 30 küsür senedir devam eden bir radikalleşme süreci var. Şimdi o anlamda ben bu kutuplaşmaya demokratların çok da fazla ateşle gittiğini düşünmüyorum. Yani demokratlar özellikle de son dönemde Biden'ın ve Harris'in adaylığına baktığınızda ve izlediği siyasete baktığınızda bayağı merkeze yakın bir siyaset izliyorlar. Gene Demokrat Parti'nin kongresine geri dönelim. Orada mesela pek çok cumhuriyetçi parti üyesi çıkıp Harris'i destekledi ve Harris'in adaylığı açıklandığından bugüne de sürekli açıklamalar duyuyoruz. Hem Trump'la daha önceki dönemde çalışmış olanlar hem de Cumhuriyetçi Parti'nin eski ileri gelenleri Liz Cheney ve diğerleri hatta geçenlerde Barbara Bush da George Bush'un kızı da açıklama yaptı. Sürekli Harris'i destekleyen onu endorse eden yerde duruyorlar. Şimdi Harris'in siyasetine de baktığınızda ekonomi politikalarından çevre politikalarına Harris'in gittikçe merkeze yaklaştığını bağımsızlardan da oy alabilecek bir şekilde politikasını yeniden kalibre ettiğini görüyoruz. Burada kutuplaşmayı ateşleyen, derinleştiren hala gene Trump ve Trumpçılar oluyor. O Cumhuriyetçi Parti'nin merkeze yakın değil de daha fazla sağa kaymış olan aşırı sağ ile birlikte hareket eden kanadı oluyor. Burada bir iki nokta var. İzleyiciler belki hatırlayacaklardır. 2016 kampanyasından, seçim kampanyasından başlamak üzere Trump sürekli seçimlerin meşruiyetini sorgulayan bir yerde durdu. İşte seçimleri kaybedersem seçimler çalındığı için kaybedeceğim. Seçimler güvenli değil. İşte vatandaş olmayanlar oy kullanıyor. Vatandaş olmayanları oy kullandırıyorlar. Özellikle Demokrat Parti ileri gelenleri bunu ısrarla yapıyor diye. Seçim güvenliğini sorgulayan, seçim güvenliği konusunda vatandaşların zihniyle şüphe düşüren bir politika izliyor 2016'dan beri. 2016 seçimleri kazandıktan sonra bu biraz böyle bir yumuşamış gibi oldu. Çünkü seçimleri kazanmıştı. Ama o zaman söylemedi yani. Hani seçimler hani şaibeliydi. Kazandım ama o kadar da şaibeli değilmiş demek ki. Sonra ama bu diskura geri döndü. Yani hala seçimlerin şaibeli olduğunu iddia eden bir yerden kendi başkanlığı süresince de devam etti. En sonunda da biliyoruz 2020 seçimleri de kaybettiğinde, nihayet seçimleri kaybettiğinde şiddeti teşvik eden bir yerde bir hareketlendirme yaptı ve kendi seçmenlerini bir araya getirdi. Washington'da Kongre 6 Ocak ünlü kalkışmayı organize etti ve liderliğini yaptı. Fakat burada önemli olan nokta kendi partisinin ileri gelenlerinin desteğiyle bir siyasi bedel ödemedi. Yani siz siyasi bir şiddet dalgası yaratıyorsunuz, seçimlerin meşruiyetini sorgulatıyorsunuz, bu seçimler çalındı, bu seçimler gerçek değil diyorsunuz, Biden'ın gayet hakkıyla seçim aldığı seçimi gayrimeşru ilan ediyorsunuz. Bunun için bir kalkışma yaratıyorsunuz, başlatıyorsunuz, ciddi insanlara zarar veriyorsunuz ve yine de bir bedel ödemiyorsunuz. Bence bu çok büyük bir hataydı, siyasi bir hataydı cumhuriyetçiler adına. Ama tabii hani yaptıkları önemli bir siyasi manevraydı diyebiliriz. Sonrasında pek çok ankete baktığımızda Trump'ın söylediği bütün bu yalanların ve seçimlerin meşruiyetini sorguladığı siyasetin bir karşılığı olduğunu da görüyoruz. Cumhuriyetçilerin, Cumhuriyetçi Parti'ye oy veren seçmenin %60-70'i kadar bir seçmen ve çok büyük bir oran bu. 2020 seçimlerinin çalındığını düşünüyor. Hala çalındığını düşünüyorlar ki böyle bir kanıt yok elimizde. Şimdi bu uzun süredir devam eden bir propaganda Trump adına. Bu seçimlerde de aynı propagandayı devam ettirdi ama üstüne de ekleyerek devam etti. Yani hani eski söylemini devam ettirmedi sadece ama biraz daha kutuplaştırarak, biraz daha ileriye götürerek.
Birincisi işte göç sorununa geri bağlayarak meseleyi, işte çok büyük bir göç krizi var Amerika'da. Binlerce binlerce insan özellikle de güney sınırlarından Amerika Birleşik Devletleri'ne giriyor. Bunun bir Demokrat Parti politikası olduğunu, demokratların özellikle bu göçmenleri ülkeye kabul ettiğini, onlara hızla işte oy hakkı vererek kendilerini destekleyecek seçmen kitlesi yarattığını iddia ediyor bu kampanya boyunca. Bu anlamda göç sorunu ile seçim güvenliği meselesini de bağlantılandırmış, ilintilendirmiş oluyor. Burada çok büyük tabii huzursuzluklar var Amerikan vatandaşlarının açısından. Özellikle de bu göç siyasetine karşı bir duruş sergileyen seçmenler ve özellikle de tabii o %60-70 kadar cumhuriyetçi seçmenin hala 2020 seçimlerini çatındığını düşünürsek. Ve bu güvensizliğin üzerine ve göçle ilintilendirilmiş güvensizliğin üzerine bir de şeytanlaştırma ve düşmanlaştırma politikası izliyor. Sadece Demokrat Parti işte bu düzensiz göçmenleri içeriye alıyor ve bunlara oy vermeleri için teşvik ediyor değil. Aynı zamanda Demokrat Parti bir anlamda ülkeyi işgal etmiş bir güç olarak gösteriliyor. Belki izleyiciler geçtiğimiz günlerde gerçekleşmiş New York mitingini görmüşlerdir. New York mitinginde korkunç bir faşist dalgayla karşılaştık. İnanılmaz hakaretler ve şeytanlaştırıcı bir dil kullanıldı. Hem Harris başkan yardımcısı Harris için hem de Hillary Clinton ve diğer Demokrat Parti ileri gelenler için. İşte IQ'sundan şeye kadar işte Deccal olduğuna kadar böyle geniş bir saldırı dillendirdiler. Ve sürekli Trump'ın da dilinde işte iktidara geldiğim takdirde yüz binlerce insanı deport edeceğim, ülkeden göndereceğim, kamplara koyacağım vesaire gibi bir temizlik kampanyasından bahsediliyor şey içerisinde, tırnak içerisinde. Ve o temizlik kampanyasının böyle bir sınırlarını da çizmiyor Trump özellikle. O temizlik kampanyasında siyasete de, siyasi kanallarına da dokunacağına dair bir takım mesajlar içeriyor ve Demokrat Parti ileri gelenlerinin bu konuda çok ciddi bir suçu olduğunu, sorumluluğu olduğunu sürekli ifade ediyor. Şimdi bu düşmanlaştırıcı politika ve şeytanlaştırıcı politikayla şey birleştirirsek, seçim güvenliğini birleştirirsek, Trump sürekli seçim kaybedersem karşı taraf çaldığı içindir diyor 8 senedir. Bunun bir karşılığı var ve cumhuriyetçilerin genel olarak toplumsal kesimde nerede durduklarına baktığınızda şiddeti kullanma konusunda çok da imtina eden bir yerde değiller. Demokrat Parti seçmenine oranla işte silahlanma, bireysel silahlanma konusunda da daha pozitif bir yerde duruyorlar, destekleyici bir yerde duruyorlar. 6 Ocak tecrübesini ortaya koyduğumuzda ben şöyle bir endişe taşıyorum. Eğer seçim zaten çok yakın geçecek. Bazı kilit eyaletlerde birkaç bin oyla kazanılacak ve kaybedilecek bir seçimden bahsediyoruz. O eyaletlerde bir takım Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin farklı şekilde örgütlendiklerine dair de duyumlar alıyoruz. O takdirde işte Salı günü, Çarşamba günü belki bazı sandık başı şiddeti görebiliriz. Sandık görevlilerine bir takım şiddet ve tehdit olayları olabilir. Ve hatta daha ötesi başka bir yeni bir kalkışma, yeni bir şiddet dalgası olabilir. Ben bunun hiç azımsanacak bir olasılık olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir Amerika Birleşik Devletleri ilk defa belki de seçim tarihinde. O anlamda cumhuriyetçilerin daha büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum seçim sonuçlarının kabul edilmemesi konusunda. Demokratların genel olarak seyri daha gene dediğim gibi ılımlı ve merkeze yakın ve demokratik kurallara sahip çıkan ve seçim sonuçlarının meşruiyetini sorgulamayan bir yerden geldikleri için Demokrat Parti'nin böyle bir tehdit oluşturduğu kanaatinde değilim. Ama tabii şöyle de bir şey var. Şu anda iktidarda olan Demokrat Parti, Biden-Harris yönetimi herhangi bir şiddet dalgası karşısında seçimler esnasında ve sonrasında bir şiddetle karşılaşırlarsa o da şiddetle bastırmaktan imtina etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ben Çünkü bir taraftan tam evet kutuplaşmaya ya siyaseten destek vermiyorlar ama Trump'ın da demokratik bir aday olmadığını, demokratik değerlere sahip çıkmadığını da sürekli altını çiziyorlar. Orada da Trump'ın meşruiyetini sorgulayan bir yerdeler. O anlamda hani bir kutuplaşma siyaseti ve atmosferi de devam ediyor. Ucu açık bir seçim süreci olacak. İzleyeceğiz ve göreceğiz. Berk Hocam, tam bu noktada size dönmek istiyorum. Siz bu siyasi kutuplaşmayı nasıl yorumluyorsunuz? Bu bir demokratik gerileme mi? Yoksa demokrasi tam olarak bu mu? Ya demokrasiye içkin bir dönemler mi geçiyoruz ABD'de?
Yoksa burada demokrasiye dair bir tahribattan da bahsedebilir miyiz? Gerek teorik gerek kurumsal. Ya tabii ki demokratik sistemlerde de siyasi partiler birbirlerini açıktan eleştirirler ve belli temel meselelerde ayrışan birbirlerinden çok farklı ideolojik pozisyonlar alabilirler. Ama tabii son kertede demokratik sistemin işleyebilmesi için bazı asgari ölçekte de olsa kurallara bütün önem yani bütün ana akım siyasi aktörlerin en azından saygı göstermesi gerekir. O da örneğin biraz önce Şebnem belirtmişti. Seçim sonuçlarını yani siyasi kurumların işleyişi sonucu ortaya çıkan seçim sonuçlarını tanımak. Karşıdaki adayı gayrimeşru görmemek. Ona yapılan eleştirilerin artık saldırı boyutuna gelmesini engellemek. Yani bu açılardan evet Demokrat Parti'nin de münferit eleştirebilecek noktaları olsa da biraz önce Şebnem'in çok güzel bir şekilde özetlediği üzere hem Cumhuriyetçi Parti'nin 1990'lardan beri yani 1990'larda başlayan ve giderek hızlanan o daha muhafazakar, daha dindar, daha sert, daha milliyetçi, kutuplaştırıcı söyleminin artık Trump'la birlikte son derece popüler bir aktör bulduğunu ve o popüler aktör üstünden seçmenler nezdinde çok etkili hale geldiğini söylemek gerekiyor. Yani bu işin tabii ki siyasi boyutu. Ama yani Amerikan toplumu aslında hani çok uzun süredir kutuplaştığından bahsetmiştik. Yani bazı kırılma olayları üzerinden yani bu süreç çok hızlandı. İşte Irak Savaşı'nın getirdiği o askeri harcamalardaki hızlı artış Amerikan toplumuna somut bir getiri sağlamadı. Onun yarattığı zaten bir yani o dış politika hamlesinin yarattığı bir kırılma olmuştu. 2008-2009 küresel finans krizi Amerika'da başladı. Amerika'da özellikle emlak piyasasının çökmesiyle birlikte orta sınıf ve alt orta sınıf kesimler çok ağır bir darbe aldı. Amerikan toplumunun demografik yapısı hızla değişiyor. Beyazların ya da işte beyaz kökenli Amerikalıların oranı toplum içinde hızla azalıyor. Bir de tabii özellikle Latin Amerika'dan gelen göç dalgası bu değişimi iyice hızlandırıyor. Ve tabii bizim yani şu an zaman zaman Türkiye'de de gördüğümüz özellikle Avrupa ülkelerinde de gördüğümüz o kültürel çatışma bu kutuplaşma sürecini hızlandırıyor. Yani Amerika'da bu işin hem bir tarihsel kökeni var hem çok ciddi bu süreci hızlandıran yapısal faktörler var. Hem de tabii özellikle Trump başta olmak üzere bu kutuplaşmayı kullanan ve giderek arttıran opportunist siyasetçiler var. Yani tabii ki böyle bir yapıyla karşılaştığınız zaman demokratik sisteminizi sorunsuz bir şekilde idare etme olanağınız kalmıyor. Şimdi tabii ki bu kutuplaşma süreci Amerikan siyasetinde demokratik gerilemeyi hızlandırıyor. Çünkü öncelikle toplumu ikiye ayırdığı için o iki grubun içinde yer alan seçmenlerin bir kez karşı gruptaki seçmenlerle artık ciddi anlamda uzaklaştıklarını, aynı yerlerde yaşamak istemediklerini, işte arkadaşlık etmek istemediklerini, çocuklarının farklı siyasi görüşlerden insanlarla evlenmesini istemediklerini görüyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir getirdiği olumsuz bir sonuç oluyor. Dolayısıyla seçmenler seçimi ne pahasına olursa olsun kendi adaylarının kazanmasını istiyor. Dolayısıyla o adayın o seçim kazanmak için yaptığı demokratik sistemi aşındıran hamleleri de büyük destek veriyorlar. Ve destekledikleri aday seçimi kaybettiğinde de kaybetmediğini düşünüyorlar ve bunun üstünden bir çatışma konusu ortaya çıktığında ona destek veriyorlar. Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını tanımaması çok güzel bir örnek.
Dolayısıyla hesap verebilirlik giderek azalıyor. Yani siyasetçiler ki burada cumhuriyetçileri daha ön planda tutsam da Demokrat Partili bazı siyasetçiler için de bu geçerli. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne tip bir skandalın merkezinde yer alırsa yer alsınlar bir şekilde seçmen desteğini kaybetmiyorlar. Yani örneğin Trump hakkında şu ana kadar onlarca iddia gündeme geldi. İşte 2020 seçim sonuçlarını tanımadı. 6 Ocak 2021'de seçim sonuçlarının onaylanmasını engellemek için taraftarlarının kongre binasını basmasına zemin hazırlayacak açıklamalar yaptı. Çeşitli seks skandallarının içine karıştı. 2020 seçimlerinde başta Georgia olmak üzere bazı eyaletlerde oy sayım sürecine müdahale ettiğine dair iddialar gündeme geldi ve zaten kendisi çok yolsuzluklara bulaşmış bir iş insanı. Buna rağmen Cumhuriyetçi seçmenlerin nezdindeki desteği pek azalmadı. Yani münferit belli yerlerde belki özellikle daha ortalama ideolojik görüşlere sahip olan bazı cumhuriyetçiler belki de destek vermeyi kesti. Ama onun dışında kalanlar Trump'a sıkı sıkıya sarılmış durumda. Dolayısıyla onun her türlü partizan hamlesi de es geçiliyor. Bu demokratik sistemin işlemesini giderek zorlaştırıyor. Tabii kutuplaşmış bir ortamda siyasi partiler seçim kaybını artık bundan sonra telafi edemeyecekleri bir sürecin önünü açtığı korkusuyla ortadan kaldıracak her türlü radikal hamleyi yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla seçimler partiler arası ya da adaylar arası siyasi rekabet özelliği taşımanın çok ötesine geçiyor. Adeta bir savaşa dönüyor. Dolayısıyla seçimler üzerinden artık iki partide ama özellikle son dönemde Cumhuriyetçi Parti bütün kurumları ele geçirecek bir destek sağlamaya çalışıyor ve sadece çok ufak bir çoğunluğun desteği olması bile çok büyük değişiklikleri yapmak için yeterli görülüyor. Örneğin Anayasa Mahkemesi'ne atanan yargıçlar giderek ideolojik olarak özellikle burada Cumhuriyetçi Parti'nin atadığı yargıçları kastediyorum. Daha radikal, daha uç kesimlerden geliyor. Örneğin işte Anayasa Mahkemesi'ni ele geçirmek için Obama'nın son senesinde yani 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'nde bir koltuk boşaldığında cumhuriyetçilerin kontrol ettiği Senato dönemin başkanı Demokrat Partili Obama'nın bir yargıç atamasını engelledi ve dolayısıyla o hak Trump'a geldi. İki parti de aslında birçok eyalette gerrymandering denen bir şekilde temsilciler meclisine seçilen üyelerin seçim bölgelerini daha rahatlıkla kazanabilecekleri şekilde o bölgelerin sınırlarını değiştiriyorlar. Yani İngilizce buna gerrymandering deniyor. Ve dolayısıyla aslında mesela Temsilciler Meclisi seçimlerinin belki de %85'i aslında partiler arasında ciddi bir rekabet olmadan yaşanıyor. Dolayısıyla yerel ölçekte ama bunun tabii ulusal ölçekte de yansıması oluyor. Yeni adaylar çıkamıyor. Ortalama siyasetçi yaşı giderek artıyor ve yaşlı siyasetçilerle kendi kampları tarafından yeterince eleştirilmeyen, değiştirilemeyen ve ne pahasına olursa olsun desteklenen yaşlı siyasetçilerle bu sistem yürüyor. İşte bir taraftan çekilene kadar Biden 82 yaşındaydı. Trump sanırım 79 yaşında. Yani Amerika siyasetinin en üst ölçekte gündeme getirdiği, öne çıkardığı iki adayın ortalama yaşı gerçekten çok artmış durumda. Ve dolayısıyla iki parti de kendi içinde hesap verebilirliğin giderek azaldığı bir tabloda hareket ediyor. Bu kutuplaşma siyasi kurumları bir taraftan giderek partizanlaştırıyor ve kim iktidardaysa onun güdümüne sokuyor. Ama öte yandan da Senato ve Temsilciler Meclisi'nin yani Amerika'nın parlamentosunun kilitlenmesine yol açıyor. Çünkü iki partiden de gelen siyasetçiler sadece kendi görüşleriyle yine oy kullanıyor ve diğer partinin gündeme getirdiği hiçbir politikayı desteklemiyor. Zaten toplum kutuplaştığı neredeyse
%50-50 ayrıştığı için Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde çok dengeli bir yapı var. O nedenle bir parti diğerini mümkün olduğunca durduracak şekilde hareket ediyor ve bu çok temel meselelerde meclisin politika belirlemesini, yasa yapmasını çok kısıtlıyor. Zaten Amerikan sistemi bu derece kutuplaşmış bir yapıya alışkın değil ve onunla birlikte hareket etmesi mümkün değil. Dolayısıyla kurumlara olan güvenin azaldığı, kurumların içinin boşaltıldığı, giderek partizanlaştığı ve bir türlü önemli meselelerde pozisyon belirleyemeyen bir yapıya evriliyor. Ve son olarak çok kısa bir nokta, hani ben çoğunluğu kazanan partinin kurumları ele geçirdiğini söyledim ama Amerika'nın seçim sisteminin bazı kendine özgü koşulları nedeniyle, yani eyaletlere çok fazla güç dağıtan, eyaletlerin de nüfus oranından bağımsız bir şekilde en azından Senato'da iki temsilciyle temsil edilmesini sağlayan seçim sistemi ve başkanlık seçiminde de Electoral College sistemi yüzünden aslında Cumhuriyetçi Parti bir süredir azınlık desteğiyle Senato'yu kontrol ediyor. Demokrat Parti'nin gösterdiği adaydan daha az oy almasına karşın Electoral College'da kazanarak iktidara geliyor. Yani bu yapı azınlık desteğiyle devam ediyor. Bütün bunlar Amerika'da demokratik sistemin çok ciddi oranda aşınması sonucunu doğurdu. Berk Hocam, dediğiniz gibi şimdi bu ABD'deki kutuplaşma sistemsel bir tıkanıklığa sebep olurken bir yandan da demokratik kurumlara halkın güvenini zedelemeye başladı. Aslında epeydir var. Bu da yani bu kadar zirve yaptığı bir dönem ben hatırlamıyorum daha önce. Şebnem Hocam, size dönmek istiyorum. Bu ABD'deki demokratik kurumlara olan güven tahribatı, küresel demokratikleşme dalgasını nasıl etkiliyor? Sorumu da biraz kısaltarak soruyorum. Biraz vakit problemi yaşıyoruz diye. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Dünyada biliyorsunuz 90'lardan bugüne, hatta çok daha öncesinden bir demokratikleşme zemini oluşmuştu. Herkes de buna hedef koymuştu. Türkiye'de dahil AB üyeliği gibi şeyler vardı, hedefler vardı. Küresel demokratikleşme dalgası nasıl etkilenecek bu seçim kampanyalarından ve sonucundan? Elbette olumsuz etkilenecek. Yani kim kazanırsa kazansın olumsuz etkilenecek. Çünkü Berk daha önce çok güzel ifade etti. Amerika'nın iç siyasetinde demokrasiyle ilgili yaşadığı krizleri aslında genel olarak demokrasinin krizi olarak da görünüyor dünya genelinde. Yani şimdi demokrasi demek ki bir seçim, bir sistem olarak, siyasi sistem olarak işte gelir adaletsizliğini, çok kültürlü toplulukların bir arada yaşayabilme kapasitesini, işte devletle sermaye arasındaki ilişkileri, kamuyla sermaye arasındaki ilişkileri, içindeki problemleri çözebilecek bir sistem değil gibi bir algı ortaya çıkıyor ve haksız da bir algı değil. Yani demokrasi şu anda Amerika eğer dünyanın en köklü demokrasisi ise, ki uzun süredir kendini bu şekilde gösteriyor. Tarihçisi de aslında bunu ifade ediyor. Demokrasi sadece demek ki son dönemde yeni demokratikleşmiş ülkelerde krizlere gebe değil. Aynı zamanda oturduğunu varsaydığımız, konsolide olduğunu varsaydığımız, özellikle ileri seviye ekonomik yapısı olan ileri seviye kapitalistleşmiş ülkelerde dahi bir takım krizlere gebe ise, o zaman demokratik rejimin genel olarak da bir meşruiyet kaybı yaşadığını düşünüyoruz. Bu anlamda yani Amerika'daki siyasetten bağımsız olarak Amerikan demokrasisinin bu şekilde bir kriz yaşıyor olması, dünya genelinde de demokrasiye alternatif aramanın kapısını aralıyor. Burada da karşımıza tabii Çin gibi bir güç çıkıyor. Demokrasiyle uzaktan yakından alakası olmayan otoriter bir rejim kapitalist gelişmesini çok hızlı bir şekilde devam ettirebiliyor. Belki içerideki bir takım sıkıntılarını da otoriter yollarla da olsa çözebiliyor. Ardı arkasına da krizler yaşamadan belki bir şekilde idare edebiliyor. O anlamda dünya genelinde de 90'larda Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla beraber demokrasinin tek yol olduğu algısı da ciddi bir sarsılma yaşıyor. Amerika'nın krizinin en önemli sonuçlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Harris seçilirse belki hani Biden siyasetini biraz daha devam ettirecektir. Belki daha önce ifade ettiği gibi işte daha fazla demokrasi vurgusu, daha fazla insan hakları vurgusu Amerika'nın yine o bayrağı taşıma arzusunu ifade edecektir. Trump'ta kesinlikle böyle bir niyet yok. Trump tam tersi otoriter rejimlerle gayet iyi anlaşabilen, konuşabilen, birebir ilişkiler kurabilen bir profil çizmişti 2016
yılında, 2020 döneminde. Gene o çizgiye geri döneceğini tahmin ediyorum. Bu tabii hani otoriterleşen ülkelere biraz daha fazla tolerans olacağı anlamına geliyor. Ama Harris seçildiği takdirde dahi ben bu otoriter rejimlerin Amerika'ya gayet rahatlıkla dönüp siz önce kendi içinizdeki problemlerinizi çözün. Sizin demokrasiniz de zaten iyi değil ki. Üstteki insan hakları diyorsunuz ama bakın İsrail'de Filistin zulmü devam ediyor, soykırım devam ediyor diye. Amerika'nın kaybettiği kredisinin artık eskisi gibi de o yumuşak gücünü sürdürebileceğini düşünmüyorum. Harris seçilse de Trump seçilse de bence artık Amerika'nın herhangi bir şekilde demokrasi bayraktarlığı yapabileceği bir durum kalmadı. Burada da çok ciddi bir kredibilite sorun yaşıyor. Bu anlamda genel olarak dünyada demokratikleşen ülkeler daha fazla yalnız kalacaklar ve otoriterleşen ülkelerde biraz daha fazla özellikle de otoriter liderler toleransla karşılanacak diye düşünüyorum. Veyahut da ellerinde Amerika'ya karşı söyleyebilecek çok fazla kullanabilecek kozları var. Ben son olarak şunu da sormak isterim. Yani Türkiye'yi de bu bağlama biraz dahil edip biliyorsunuz Türkiye'yi ziyaret eden son ABD Başkanı yanlış hatırlamıyorsam Barack Obama'ydı. İşte AKP'nin de daha güçlü demokrasi vaatlerinde bulunduğu bir dönemde gelmişti. Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenebilir bütün bu süreçten ve seçim sonuçları üzerine de bir projeksiyonunuz varsa bunu da dahil ederek yani işte Harris kazanırsa şöyle bir Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem açılabilir mi? Ya da Trump'la yeniden nasıl şekil alacak? Bu konuda ne demek istersiniz? Bu soruyu ikinize de soruyorum. İsterseniz Şebnem Hocam sizinle başlayalım. Açıkçası ben çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Yani belki skeptik yaklaşıyorum ama yani Harris de seçilse, Trump da seçilse belki siyaseti takip etme ve izleme konusunda bir takım farklılıklar olabilir. Ama etkisi konusunda çok büyük bir farkı olacağını düşünmüyorum. Farkı yaratacağını düşünmüyorum. Trump'la Erdoğan daha önceki ilişkisi daha böyle liderler düzeyinde, daha önce belki de söylediği gibi dışişleri bakanlarının her iki tarafta da kenara konduğu bir süreç şeklinde gitmişti. İşte direkt telefon hattıyla siyaset izlenmişti. O anlamda Türkiye belki Trump'ı biraz daha yani manipüle ederek demek istemiyorum ama pek çok siyasetçi bunu daha önce yaptı. Erdoğan için söylemiyorum bunu. Muhammed Bin Salman da yaptı Suudi Arabistan'da. Yani Trump'ın yumuşak karnını ve onun nasıl egosunu oynayarak istediğinizi alabileceğinizi düşünen, istediğini alabileceğini düşünen liderler aslında Trump'ın geri dönmesini dört gözle bekliyorlar diyeyim. Türkiye açısından da bu bir karşılıklı kişisel ilişki biraz daha böyle bir esneklik yaratabilir. Harris'in öyle bir esneklik yaratacağını düşünmüyorum. Harris kendi siyasi kariyeri dolayısıyla aslında daha fazla Amerikan siyasetiyle iç içe bir profil çiziyor. Dış ilişkiler konusunda Biden kadar tecrübeli değil. Bu anlamda kendi danışmanlarına ve dış işlerinden gelen bürokratlara daha fazla dayanacaktır ve onlardan destek alacaktır. Özellikle de dış işleri danışmanı Phil Gordon burada önemli bir rol oynayacak. Phil Gordon Türkiye'yi çok yakından tanıyor. Erdoğan AKP yönetimi de çok yakından tanıyor. Orada Phil Gordon'un biraz daha böyle bir önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ama o biraz daha eski tarz bir dış ilişkiler olacak Amerika açısından. Orada da çok hızlı bir yumuşama veya buzların erimesi beklemiyorum. Ama Harris de pragmatik bir siyaset izleyecektir. Sorunların çözümüne doğru gideceğini tahmin ediyorum. İşte Türkiye ile aynı masaya oturup bazı problemler işte Suriye olsun veyahut da işte Rusya-Ukrayna savaşı olsun anlaşabilecekleri noktalarda Amerika'nın çok da fazla demokrasi desteği istemeden veya demokratikleşme talep etmeden Türkiye'den bu sorunları çözebileceği takdirde peşinden gideceğini tahmin ediyorum. Daha pragmatik bir siyaset izleyebilir o anlamda Harris'te. Ama Trump'ınki çok daha farklı bir yönetim şekli olacak. Ama her iki tarafında pragmatik bir yaklaşımla Türkiye ile ilişkilerini şekillendireceğini düşünüyorum. Berk Hocam aynı soruyu size de sormak istiyorum. Ekstradan şu iki hususla ilgili de bir iki cümle kurarsan sevinirim. Türkiye-ABD ilişkilerinde biliyorsunuz son 6-7 yıldır ana gündem Suriye'deki ABD varlığı ve bu F-35'ler meselesi, S-400'ler. Siz nasıl bir Türk-Amerikan ilişkilerinde nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? Bu iki hususla ilgili de bir iki ekleme yaparsan sevinirim. Tabii. Yani aslında sorunuza Şebnem'in verdiği cevaba büyük oranda katılıyorum. Yani Amerika-Türkiye ilişkileri son yıllarda çok ciddi oranda soğudu. Yani örneğin Soğuk Savaş döneminde birçok meselede birlikte hareket eden
İki ülkenin dış politikası birbirinden çok ayrıştı ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye güvenilecek bir müttefik olma özelliğini yitirdi. Zaten Türkiye'de Amerika karşıtlığı çok uzun süredir yüksek seviyelerdedir. Artık o anti Amerikan çizginin resmi politikaları da belli oranda şekillendirdiği bir dönem içindeyiz. Dolayısıyla bu ilişkilerin ben kim seçilirse seçilsin öyle çok ciddi anlamda değişeceğini, en azından olumlu yönde çok değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü karşılıklı bir güvensizlik var. Ama tabii Amerika açısından yani bir önemli, yani çok güçlü bir ülke olduğu için pekala bölgede Türkiye'ye alternatif başka ortaklar birlikte hareket edebileceği, politikaların destekleyebileceği başka siyasi aktörler ve hükümetler bulabilecektir. Dolayısıyla Trump döneminde de böyleydi, Biden döneminde de devam etti. Aslında hem Cumhuriyetçi Partiler hem Demokrat Partiden siyasetçiler Erdoğan yönetimine dönük çok ön plana çıkan eleştirilerde bulundular. Bunların hiçbirisinde ben bir değişiklik beklemiyorum. Bundan sonraki dönemde kim iktidara gelirse gelsin ilişkiler daha transactional, yani iki tarafın çıkarına uyduğu sürece yapılacak münferit işbirlikleri üzerinden yürüyecektir ve Amerika Birleşik Devletleri, yani Türkiye takip ettiği dış politika onun çıkarlarına çok zarar vermediği sürece ne yaparsa yapsın tolere edeceği ama çıkarlarını zarar verdiğinde de sert tepki göstereceği bir döneme doğru gidiyor. Zaten bir süredir bunun çok çeşitli örneklerini gördük. Tabii belki kimin seçildiğin, yani şöyle Trump veya Harris'in seçilmesi durumunda sadece Amerika-Türkiye ilişkilerinin nasıl değişeceğinden ziyade Erdoğan yönetimiyle Amerikan yönetiminin ilişkilerinin nasıl değişeceği ve bunun Erdoğan'ın kurduğu rejimi nasıl etkileyeceği sorusunu da sormamız gerekiyor. Yani genelde bizim basında hani bir başkanın seçilmesi Türkiye için iyi mi olur, kötü mü olur sorusu gündeme gelir. Ben orada Erdoğan açısından iyi mi olur, kötü mü olur? Erdoğan'ın rejimini de devam ettirmesini kolaylaştırır mı yoksa daha mı zorlaştırır sorusunu da gündeme getirmek istiyorum. Çünkü bu iki sorunun cevabı biraz birbirinden ayrışıyor. Tabii ki Harris'in kazanması geleneksel Biden dönemi dış politikasını takip ettirecek. NATO'yu daha güçlü bir noktada tutacak. Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği desteği devam ettirmesine yol açacak ve dolayısıyla Rusya'nın o savaşı kazanmasını büyük oranda engelleyecek, öteleyecek. Ben bunların Türkiye açısından çok hayırlı gelişmeler olacağını düşünüyorum. Çünkü Putin iktidarı gerçekten Türkiye için de büyük bir tehdit. Zaten Rusya Orta Doğu'ya da artık özellikle Suriye üzerinden yayılacak bir dış politika takip ediyordu. Sizin biraz önce sorduğunuz üzere örneğin Trump seçimi kazanırsa Amerika'nın Kuzey Suriye'den çok hızlı çekildiği ama Harris kazanırsa da bir noktada yine bu ihtimalin gündeme geleceğini düşünüyorum. Harris'in seçilmesi durumunda Şebnem biraz önce güzel özetledi. Demokratik rejimlere en azından söylem düzeyinde ama belli politikaları aracılığıyla da destek verecek bir Amerikan yönetimi göreceğiz. Bütün bunlar Erdoğan açısından tabii kötü haber. Çünkü Erdoğan Türkiye'de kademe kademe otoriter bir rejim inşa etti ve Amerika'da da Harris gibi liberal uluslararası düzeni destekleyen, onun kurumlarıyla hareket etmeye çalışan ve demokrasiyi siyasi programının bir yerine koyan Harris yerine kendisi gibi sağ popülist giderek otoriterleşen liderlerle kişisel ilişki kurmayı isteyen ve o kişisel ilişkiler üstünden bir dış politika belirleyen Trump'ın seçim kazanmasını daha tercih edecektir. Çünkü öyle bir durumda büyük bir ihtimalle sadece Amerika'da değil, Latin Amerika'da, özellikle Doğu Avrupa'da da yükselen radikal sağ hareketler destek bulacak.
önleri açılacak. Belki Amerikan yönetimi bu ülkelerdeki iktidarlarla daha yakın çalışacak. NATO zayıflayacak. Ukrayna'da belki Rusya'nın kazanımları artacak. Bütün bunların hepsinin ben Erdoğan tarafından belki tercih edilebileceğini ama Türkiye açısından hiç hayırlı olmayacağını düşünüyorum. Diğer bir ayrıştıkları nokta tabii Trump İran konusunda çok daha şahin politikalar takip edecektir. Burada ben öyle bir durum olduğunda Erdoğan'ın bekle gör politikası takip edeceğini ve açıktan Amerika'ya destek vermese de İran'ın zayıflamasını olumlu bir gelişme olarak karşılayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bu nedenlerden ötürü büyük bir ihtimalle Erdoğan, Netanyahu gibi, Orban gibi, Arjantinli Milei gibi ve dünya genelindeki başka birçok sağ popülist otoriter lider gibi Trump'ın kazanmasını istiyor ve bekliyor. Şebnem Hocam, Berk Hocam, ağzınıza sağlık. Bir saati devirdik, siz de yorduk biraz. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa lütfen buyurun. Yoksa ben yavaştan programı kapatıyorum. Tekrar ağzınıza sağlık. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programının bu sezonki üçüncü, totalde de 158. bölümünün sonuna geldik. Biz bugün neyi konuştuk? Bugün ABD seçimlerine saatler kala, yaklaşık 4 gün, 4,5 gün gibi bir süre kaldı. Saatler kala ABD seçimlerinin son durumunu, eyaletlerdeki son durumu, oradaki temel dinamikleri, seçimi etkileyecek temel faktörleri, işte Müslüman seçmenler olsun ya da göçmen politikaları gibi ABD'de kutuplaşmaya sebep olan birçok şey masaya yatırdık. Ben buradan kendimce bir iki manşet seçtim. Berk Esen şöyle bir şey dedi Türkiye-Amerikan ilişkilerinin geleceğine dair. Biraz meseleyi Erdoğan-Amerika ilişkisinin nasıl gelişeceği üzerinden okumak lazım. Şeyi hatırlıyorum, yani uzun bir kapanış olacak kusura bakmayın ama 2009'du yanlış hatırlamıyorsam Obama Türkiye'ye geldiğinde mecliste bulunan 4 siyasi partiyi ziyaret etmişti. Dolmabahçe'de üniversite öğrencileriyle buluşmuştu. Yani iki devlet arasındaki ilişkiler sadece liderler düzeyinde kalmıyordu. Bütün demokratik kurumları ziyaret ediyorlardı. Buradan da yani Amerika övücülük anlamında söylemiyorum ama iki ülke arasındaki ilişkiler genellikle kurumlar üzerinden tesis ediliyordu. Yeni dönemde zannediyorum Erdoğan Amerika ilişkileri nasıl gelişecek diye bakmak gerekiyor. Şebnem Hocam da Harris'in ekibinde yer alan Phil Gordon ismine dikkat çekti. Zannediyorum Harris seçimi kazanırsa bu ismi Orta Doğu'da ve Türkiye'de çok fazla tekrar duyacağız. Biz Medyaskop olarak bu programı İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle beraber hazırlıyoruz. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programının önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 5'te bu programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.